Arkadaşlar merhaba. Size şimdi Binance vadeli işlemlerden bahsedeceğim. Binance vadeli işlemleri açabilmeniz için öncelikle dil seçeneğini İngilizce'ye getirmeniz gerekiyor. Türkçe dil seçeneğine Binance vadeli işlemler açılmıyor arkadaşlar. Bunun için önce ayarlara giriyorsunuz. Ayarlarda dil seçeneklerinde İngilizce'ye getireceksiniz. İngilizce'ye getirdiğiniz gibi göreceksiniz sağ alttan ikinci seçmede vadeli işlemler açılacak. Şimdi vadeli işlemleri nasıl para aktaracaksınız? Bunun için spot cüzdanınızda USD Tether bulundurmanız gerekiyor. Şimdi USD Tether'imizi vadeli işlem açacağız. Vadeli işlem cüzdanına göndereceğiz. Transfer diyoruz. Üst kısımda spot cüzdanımız olacak. Alt kısmı da USD vadeli cüzdanımızı seçiyoruz. Tamamını gönder diyorum. Şu anda cüzdanlarda gördüğünüz gibi USD Tether'im vadeli cüzdanıma geldi. Vadeli işlemlere geçiyorum. Şimdi vadeli işlem açmak istediğiniz coin'i buradan seçiyorsunuz. Ben TT'yi açacağım. Burada kaldıraç oranını seçiyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz kaldıraçı seçebilirsiniz ama kaldıraç oranını arttırdığınızda risk de ona göre artacak. Örnek verecek olursak 20x'i seçerseniz seçtiğiniz coin %5 değer kaybettiğinde işleminiz kapanacak ve vadeli cüzdanındaki paranız sıfırlanmış olacak. Ama yine de bu riski alıyorum ve 20x vadeli olarak açacağım. Long pozisyon açıyorum arkadaşlar. Yani fiyat artışı yönünde. İsterseniz bunu short pozisyon olarak da açarsınız. Yani fiyatın düşeceğini düşünüyorsanız satış dersiniz. Pozisyonu buradan satış olarak açarsınız ve seçtiğiniz coin değer kaybettikçe siz para kazanırsınız. Şu an TT'ye 20x vadeli işlemimizi açtık. 61 dolarlık bir işlem. Şu an artı 1.20 dolar yazmış durumda. %1.96 değer artışı var. Tabi bu 20x'e çarpılmış hali. Bakalım burada vadeli işlemimiz devam edecek. Size bu esnada da coin vadeliden söz edeceğim arkadaşlar. Coin vadeli de şöyle bir şey. Ne olduğunu soranlar için. Şu an elinizde bir miktar coin vadeliyle listelenen bir coin olduğunu düşünelim. Şimdi coin vadeliye gelelim. Coin vadeliyle çünkü bütün coinler yok. Bitcoin var, Ethereum var, Link var, BNB var, DOT var, TRX var, ADA var. Yani büyük coinler genelde coin vadeliyle. Bir tane coin vadeli işlem açalım sizinle beraber. Bunun için ne yapmanız lazım? Ben mesela BNB'ye coin vadeli işlem açmak istiyorum ama şu an elimde BNB yok. Elimde olan burgerlerden bir miktar satıp elime BNB geçsin istiyorum. Burgerleri o yüzden BNB cinsinden satacağım. Kaç burger satalım? 5 burger satıyorum. Beş için çok az dedi. 10 burgeri sattım arkadaşlar. Ve şu an elime 10 burger değerinde BNB geldi. Yani 46 dolarlık BNB geldi. Bunu da yine vadeli cüzdana göndereceğiz. Bu sefer göndereceğimiz cüzdanı coin vadeli seçiyoruz. Ne göndereceğiz buraya? BNB göndereceğiz. Tamamını gönderiyoruz. Şimdi vadeli işlemlerden coin vadeliye geldik. BNB'yi seçtik. Buradan kaldıraç oranını seçiyoruz. 12x seçiyorum arkadaşlar ben. Hatta 12x fazla. 12x seçiyorum. Ve
Koyun vadeli işlemini başlatmış oluyorum. Şimdi koyun vadeli işlemin USD Tether vadeli işlemden farkı şu. Siz buraya hangi coin'i gönderiyorsanız kazandığı değer olarak, ne diyelim, burada %100 değer kazandı. Siz buraya 1 BNB gönderdiniz. Size %100 değer kazandığında 2 BNB olarak geri veriyor. Ama örnek verelim, siz BNB vadeli işlemi açmadınız da BNB'ye USD Tether vadeli işlemi açtınız. Yani coin vadeli değil, dolar vadeli işlemi açtınız. BNB 2x yaptığını düşünün. 100 dolarlık açmıştınız, 200 dolarlık oldu. Ama şu an sizin elinizde 200 dolar var. BNB de değer kazandığı için bu sefer siz 100, 2 katı BNB alamıyorsunuz. 100 dolarla örnek verelim 1 BNB alıyordunuz. Ama 200 dolarla bu sefer 2 BNB alamıyorsunuz. BNB de değer kazandığı için örnek verelim 1.90 BNB alıyorsunuz. Yani coin vadeli işlemin farkı bu. Şimdi bu pozisyonları kapatmayacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoda bu pozisyonları ikisini de beraber inceleyeceğiz. Yani ne kadar kârdayız, ne kadar zarardayız ya da pozisyonlar kapandı mı bakacağız.